Bu içeriğe nereden nereye diyerek başlamak istiyorum. Bayraktar TB2 ve Anka'yı konuştuğumuz günlerden Akıncı ve Aksungur ile sınıf atladık. Türkiye bu alandaki başarılarının devamını getirebilecek miydi? Daha net bir dille soracak olursak, Türk sihaları zamana meydan okuyabilecek miydi sorularını sorarken, geçtiğimiz yakın dönemde ise önce Kızıl Elma'yı duyduk, sonra ise Anka 3 ile tanıştık. Türk sihaları zamana meydan okumaya devam ederken, Akıncı da bünyesine farklı mühimmatları ekleyerek gücüne güç katmaya devam ediyor. Gelin hep beraber Akıncı TİHA'yı ve hakkındaki son gelişmeleri inceleyelim. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek olan Akıncı, 40.000 feet uçuş irtifasına, 24 saat havada kalış süresine, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine, 2x750 beygir ya da 2x450 beygir motor opsiyonlarına, 195 knot maksimum seyir hızına ve otomatik iniş kalkış gibi teknik özelliklere sahip bulunmaktadır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava füzeleriyle donatılacak olan Akıncı TİHA, hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Türkiye'nin ilk milli ve özgün sihası Bayraktar TB2'nin 600 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attığını belirten Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021 yılından beri hizmette olan Bayraktar Akıncı TİHA sistemlerinin ise 16 bin uçuş saatine ulaştığını ifade etmişti. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAMLE, MAMCE, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak olup kabiliyetleriyle Bayraktar TB2'nin bıraktığı yerden çıtayı daha yükseğe taşıyacaktır. Baykar'ın dolanan mühimmat alanındaki ilk ürünü olan kemankeş, jet motorlu dolanan mühimmat Teknofest 2023'te İstanbul'da tanıtıldı. Diğer dolanan mühimmatlardan farklı olarak jet motoruna sahip kemankeş, 6 kilogram faydalı yük kapasitesine, 0.3 mak seyir ve 0.7 mak dalış hızına ve 200 ve üzeri kilometre gibi boyutlarına oranla oldukça uzun bir menzil avantajına sahip olacak. Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi SİHA ve TİHA'lara katacağı en büyük avantaj, orta menzilli hava savunma sistemlerinin menzillerine girmeden bu SİHA'lara üzerindeki elektrooptik ve kızılötesi sistemler ile hedeflerini görerek vurma imkanı tanıyacak olmasıdır ve yok edilmesi görevlerinde kemankeş için hava savunma sistemlerinin bastırılması ve yok edilmesi görevlerinde dolanan mühimmat sınıfına getirdiği farklı bakış açısı ile çok iş düşecek diyebiliriz. Bu konuda TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş'un geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamaları referans olarak almakta fayda var. Hava füzeleri kapsamında Akıncı ekibiyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. İleriye yönelik başka platformlarda olabilir. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla hem Akıncı hem diğer platformlar radar ve mühimmat kabiliyetleri arttığı noktada görmeden görüp uzaktan etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip olacak ifadelerini kullanmıştı. Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230 İHA 100 km üzerindeki hedefi tam isabetle vurmuştu. Belli bir başlangıç hızı ve irtifasına sahip olduğunda 20 ila 150 km arasında etkili menzile sahip olan TRG-230 İHA söz konusu kabiliyet kapsamında uzak mesafelerdeki sabit hedeflere angajman için seyir füzelerine kıyasla daha maliyet etkin bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İlk etapta küresel konumlandırma sistemi güdümlü TRG-122 ve TRG-230 füzeleri entegre edilecekken, lazer arayıcı başlıklardaki optimizasyonlardan sonra daha hassas vuruşlara olanak tanıyan küresel konumlandırma ve lazer güdümlü TRLG-122 ve TRLG-230 füzelerini Akıncı üzerinde görebileceğimizi şimdiden belirtmiş olayım. Hepimiz yerli olarak geliştirilen AESA radarın ilk olarak Akıncı üzerinde testlerine başlayacağını biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde güzel bir gelişme yaşandı. Akıncı TİHA için geliştirilen AESA burun radarında yerli GAN çipleri içeren modüllerin kullanılması için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Yerli modüller, Aselsan ve Bilkent Üniversitesi ortaklığında kurulan
Türkiye'nin ilk çip fabrikası özelliğini taşıyan AB Micronano bünyesinde üretiliyor. Bu gelişme ile hem yerli Ayasarada'nın geliştirme sürecinin hızlanması hem de seri üretim fazının daha hızlı ilerleyeceği değerlendirilmekte. SAR sentetik açıklıklı radar ve AYASA gibi radarlar ile çeşitli görüntüleme ve elektronik harp sistemleri olabilir. Yine çeşitli sinyal istihbarat kabiliyetleri kazandıracak alt sistemlerin de entegrasyonu yapılabilir ki geçtiğimiz günlerde Aselsan Siper sunumunda havadan erken ihbar platformu olarak Akıncı'ya yer vermişti. Günün sonunda Türkiye hem taşıyabildiği mühimmatlar olsun hem de çeşitli elektronik sistemler sayesinde son derece gelişmiş çok rollü TİHA'ya kavuşacak diyebiliriz. Ayrıca hazır gelecekteki beklentilerimizden bahsediyorken Çakır mini seyir füzesi için de küçük bir parantez açmakta fayda var. Çakır'ın yıl sonunda ilk atışlı testi Akıncı'dan yapılacak. Kızıl Elma'dan da kullanılabilecek. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından duyurulan bu gelişmeyle birçoğumuz gibi ben de şimdiden paylaşılacak atış görüntülerini merak etmeye başladım. Pakistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç edildiği açıklanan Akıncı, gerek entegrasyonu tamamlanan ya da ilerleyen süreçte tamamlanacak olan geniş mühimmat yelpazesi, gerekse AESA radar gibi sofistike elektronik faydalı yükleriyle sahada farklı konseptlere uygun her ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kabiliyetlere sahip bulunmaktadır. Tüm bu gelişmiş özellikleriyle Akıncı'nın kendini sahada defalarca kanıtlamış ürünlerin üreticisi olan Baykar tarafından geliştirilmiş olması ise ekstra bir güven ve cazibe yaratmaktadır. İlerleyen süreçte daha çok ihraç haberleri duyacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz. Geliştirdiği insansız hava araçları, bu araçların üzerine entegre ettiği farklı özelliklerde mühimmatlar, bu araçların ve mühimmatların kabiliyetlerine göre geliştirdiği farklı harp konseptleriyle ülkemiz her geçen gün çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bugün Teknofest'te birçok standta gördüğüm şeyler bu çıtanın epey yükseleceğinin kanıtı gibi. Havada kalış süresine, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine, 2x750 beygir ya da 2x450 beygir motor opsiyonlarına, 195 knot maksimum seyir hızına ve otomatik iniş kalkış gibi teknik özelliklere sahip bulunmaktadır.